kardeşliği tesis edebilme, kardeşliği yeniden oluşturabilme, kardeşliğin en azından sağlanabilmesi için, pekiştirilebilmesi için neler yapılması gerektiği. Bize bu konuda neler tavsiye edersiniz Necdet Hocam? Birkaç sohbet önce ihtilafın sebeplerine sonra kardeşliğin lüzumuna dikkat çekici mevzular seyircilerimizle paylaşmaya çalıştık. İhtilafın o kadar şartlarına, sebeplerine rağmen Cenab-ı Hak da bizden birlik, beraberlik, kardeşlik, vahdet, ittihat istiyor. Acaba bu kadar ihtilaf sebeplerine rağmen nelere dikkat etmeliyiz? Hangi usule, hangi usluba riayet etmeliyiz ki Cenab-ı Hakk'ın bize emrettiği ve Efendimiz Aleyhisselam'ın kabrinde kemikleri neyi gibi inlerken ümmetinden beklediği bu vahdet ufkuna yükselebilelim. Bunun için elbette namazın şartları, farzları gibi, abdestin farzları gibi vahdet ufkuna da yükselebilmek için elbette bu böyle hissi bir arzu ile olmaz. Dilde bir söylenti, söylem ile de olamaz. Elbette bunun da kendine göre belli metotları, şartları vardır diye bunu baştan kabullenmek lazım. Ama en başta şuna dikkat çekmeliyim ki kardeşliğin lüzumuna inanmayan bir insana ne kadar şunlara şunlara dikkat edersek kardeş oluruz, şunlara şunlara riayet edersek bir ve beraber oluruz diyerek anlatsak bile bu anlatımlar ona bir şey ifade etmeyecektir. Öncelikle gerçekten samimi olarak kardeşliğimizin lüzumuna inanmalıyız. Kardeş olarak olduğumuz zaman, gerçek kardeş olduğumuz zaman neler kazanacağız? Dünyada ve ahirette kardeşliğimizi ihmal eder, terk edersek neler kaybedeceğiz? Dünyada ve ahirette bunları çok iyi bilerek illa da kardeşlik, illa da birlik beraberlik, illa da vahdet hem dünyayı kazanmak için hem ahiretimizde ebedi saadeti yakalamak için illa da kardeşlik, illa da vahdet diye bunun lüzumuna inanmalıyız. Evet. Cenab-ı Hak bir ayet-i kerimede buyuruyor ki وَلَا تِهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Gevşeklik göstermeyiniz, mahzun da olmayınız, inanıyorsanız mutlaka üstünsünüz. Bu ayet öyle cami bir ayet-i kerime ki mevzusunda bulunduğumuz kardeşliği de içine alan cami bir ayettir. Eğer birlik ve beraberliğin, kardeşliğin lüzumuna inanıyorsanız, inanabildiğiniz ölçüde gevşek olmayacaksınız bu mevzuda. Kardeşliğin ehemmiyetini kavrayabildiğiniz nispette bu yolda adım atarken bir kısım sıkıntı, işte olumsuz hadiseler, karşınıza çıksa bile asla mahzun olmayacaksınız. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا Bu iki şıkka bakıyor. Eğer inanıyorsanız mutlaka üstünsünüz. Buradaki inanıyorsanızdan maksat sadece erkan-ı imaniyeye inanıyorsanız değil, kardeşliğin, birlik ve beraberliğin, ittihadın lüzumuna inanıyorsanız işte üstünsünüz, başaracaksınız. Sonuca ulaşacaksınız demektir ki ayet-i kerimeyi bu mevzuda daha farklı yönleriyle tefsir etmek, tahlil etmek mümkündür. Menfi cümleler kullanmamaya gayret sarf edeceğim ama fakat bugün işte gelin bir olalım, beraber olalım diyenler bile aslında çok samimi söylemediği görülüyor. Nerede bir olalım? Benim grubumda, benim meşrebimde. Benim siyasetimde bir ve beraber olalım. Benim anlayış çizgimde gelin birleşelim manasında. Yani öyle birlik ve beraberliğe davet ederken öyle bir ifade kullanıyor ki o ifade bile onun hem samimiyetsizliğine hem de öyle bir çağrı ile birlik, beraberlik, vahdet olamaz. Belki mevzunun seyri içinde farklı boyutlarıyla buna da dikkat çekeceğiz. İnşallah. Gelin birleşelim diyen herkes
zamanla toplumda bir parça haline gelmiştir. Cümleyi tekrar ediyorum. Gelin birleşelim diyen herkes zamanla toplumda bir parça haline gelmiştir. Çünkü kendisinin olduğu yerde birleşmeyi, kendi tabelası altında birleşmeyi arzuladığı için o tarafı beğenmeyen, o tabeladan hoşlanmayanlar da oraya gitmiyor. Bu dahi ayrı bir parçalanmaya, ayrı bir iftiraka maalesef sebebiyet veriyor. Çok samimi bir şekilde kardeşliğin lüzumuna öncelikle inanmalıyız. Eğer bunu anlatabildimse ikinci maddeyi şöyle özetleyebilirim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kardeşliğe davet ederken bir hadis-i şerifte üç maddeye, üç hususa dikkat çekmiş. وَلَا تَبَاغَدُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَجَسَّسُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللّٰهِ اِخْوَانًا. Hadisi şerifin sonu, ey Allah'ın kulları kardeş olunuz kardeş. Ey Allah'ın kulları kardeş olunuz kardeş çağrısı yapıyor. Ama bu kardeşliğimizi nasıl gerçekleştireceğiz? İşte baştaki üç tane kelime de bunun şartı olarak anlatılıyor. Birinci olarak وَلَا تَبَاغَدُوا birbirinize buğz etmeyiniz. Kin, nefret içerisinde bulunmayınız. Hem konuşmalarınızda kin ve nefret tohumları saçacaksınız, hem de vatanın, milletin, İslam dünyasının veya insanlık dünyasının birlik ve beraberliğinden bahsedeceksiniz. Ya bu perhis ne, bu turşu ne hesabı? Seviyesiz oldu halk ifadesiyle, bağışlasınlar beni seyircilerimiz. Bela tebağadu, birbirinize buğz etmeyiniz. Aslında buğz etmeye gerek yok. İran'ın yetiştirdiği dev şairlerden bir tanesi ki Hafız-ı Şirazi'dir. O buğz etmemeyi anlatırken şöyle der. Dünya ne meta'ist ki erzet bi niza'i. Müthiş bir cümle. Dünya öyle değerli bir meta, bir kıymet değildir ki münazaaya, münakaşaya, birbirimize karşı kin ve nefrete değsin. Ya dünyada 3 gün, 5 gün yaşayacağız. Daha önce de geçtiği gibi ahirette dünyadan gelenlere soracaklar. Ne kadar yaşadın dünyada? İlla aşiyeten evduhahe. Bir kuşluk vakti miydi ne? Veya akşam vakti miydi ne? İşte öyle bir şey. Dünyada o kadar kaldım diyecekler. Diyeceğiz. Dünya bu kadar kısa ve bu kadar süratli gidiyor. Göz açıp kapama kısalığında süratlice gidiyor. Öyleyse birbirimize buğz etmeye gerek yok. Düşmanlıklarımızı körüklemeye gerek yok, ihtiyaç yok. Ve yine Hafız-ı Şirazi der ki, iki cihanın rahatını, huzurunu iki kelime ortaya koyar. Dünyada ve ahirette huzurlu ve mutlu olmak istiyorsanız, şu iki prensibe riayet edeceksiniz. Birincisi, dostlara karşı mürüvvetkârâne muamele. İki, düşmanlara karşı da sulhkârâne muamele. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak ısrarla es-sulhu hayr, es-sulhu hayr ifadeleriyle sulh her zaman hayırlıdır. Mesela Hucurat suresindeki bir ayette innemel mu'minune ihvetun ayeti, muhakkak ki bütün müminler kardeştir. Ama fe aslihu beyne ehaveykum. Kardeş olan bu iki kişi veya iki grup, iki cemaat arasında bir münakaşa olursa siz onu ıslah edin. Üçüncü bir insan, üçüncü bir grup devreye girecek. Onların arasını bulmak için gayret sarf edecek. Bu farz olan bir ameldir. Farz olan bir Allah emridir. İki müminin arası açıldığı zaman, iki mümin cemaatin arası açıldığı zaman da bir üçüncü fert veya cemaat devreye girip onların aralarını sulh etmeye çalışacaktır. Evet, dünyanın saadetini iki kelime temin eder. Dostlara karşı mürüvvet kârâne, düşmanlara karşı sulh kârâne.
Burada bir inceliğe temas etmek isterim ki düşmanlara karşı da düşmanlık yapmaya gerek yok. Düşmanlık yapan şahısların şahsına biz düşman değiliz. Ya onların kötü amellerine, kötü vasıflarına düşmanız. Eğer o kötü vasıf, kötü ahlak, kötü muamele bende de varsa ben kendimdeki o kötü amele de düşman olmam gerekiyor. Onun için şahıslar bazında düşmanlıktan, gruplar bazında düşmanlıktan daha ziyade o sıfatlar ve vasıflara düşman olmak ama düşman olurken de ona karşı kin, nefret kusmamak. Şimdi bazı siyasetçilerin yaptığı gibi düşmanlık duyduğu kimselere karşı garaz, intikam yeminleri yaparak, bağışlayın salyalar atarak kin ve nefret kusmamak, sadece acımak. Biz İslami terbiye olarak bizim düşmanımız yok ama bize düşmanlık yapanlara karşı bile biz sadece acımalıyız. Keşke düşmanlık yapmasaydı, keşke böyle kin ve nefret kusmasaydı, keşke böyle salyalar atmasaydı. Ah keşke gerçek insan, gerçek Müslüman olsaydı arzuları içerisinde yaşarız ki Efendimiz Aleyhisselam bizi kardeşliğe davet ederken birinci prensip olarak karşı taraftan ne görürsek görelim asla ve kat'a birbirimize buğz etmemek, kin ve nefret kusmamak ve asla düşmanlık yapmamak tebagadu Arapçada tefaül kalıbından geldiği için müşareketün beyne isneyin fesaiden iki kişi arasında veya daha çok insanlar arasında karşılıklı düşmanlaşma demektir. Demek ki burada karşılıklı düşmanlaşmamaya Efendimiz Aleyhisselam dikkat çekiyor. Üstünde saatlerce durabileceğimiz bu birinci kelimeden geçiyorum. Efendimiz ve la tebagadu birbirinize buğz etmeyiniz. Hele bir de buğz hasetle birleşirse firavunların ve şeytanların bile yaptıramayacağı şeyleri yaptırıp Kur'an-ı Kerim'den başka ayetlerle bu meseleler daha da tafsil edilebilirdi. Efendimiz kardeşliğe davet ederken çağrıda bulunduğu kardeşliğin ikinci şartı olarak ve la tehasedû buyuruyor. Birbirinize haset etmeyin. Bu ne müthiş bir şeydir. Beşer tarihinde ilk defa Adem'in oğullarının arasına açan haset, ve kıtale adam öldürmeye götüren yine haset olmuştur. Kabil kardeşi Habil'e haset etmiştir. Onun için beşeriyette çıkan ilk fitne ve adam öldürme hasetten, hasetten daha büyük düşmanlığa bir balyoz indirilemez. Ve hele bir de Kur'an-ı Kerim'in en son surelerinde kaç defa şeytandan Allah'a sığındığımız yerde Felak suresinde ve min şerri hasidin izâ haset, haset edenin de hasetinden de ey Allah'ım sana sığınırım diyoruz. Burada üç mesele iç içe hasetle alakalı kısaca zikretmek isterim. Bunlardan birincisi kıskançlık yani gıpta. Gıpta, kıskançlığın kendi içinde üç mertebesi var. Birincisi gıpta. Gıpta aslında iyi bir şey. O kardeşinde o nimetler var, o makamlar var, onda olsun. Ah keşke bende de olsa. İşte buna gıpta deniyor. Ama gıptanın bir üstünde haset vardır. Onda olan o güzellikler, o nimetler onda olmasın. Onun canı cehenneme, sadece bende olsun. İşte buna haset deniyor. Efendimiz böyle bir haseti yasaklamıştır. Ya başkaları güzel hizmet ediyorsa, diğer dini cemaatlerin de yaptığı güzellikler varsa, mesela başka siyasi partilerin de memlekete verebilecekleri güzel şeyler varsa, başka dini cemaatlerin yapacakları, yaptıkları ve yapacakları güzel şeyler varsa, biz niye haset ediyoruz ki? Onlar yapmasınlar. Onlar vatana, millete hizmet edemez. Onlar hain. Onlar o İslam'a hizmet edemezler. Onlar da olmasın bu güzellikler deyip onları ademe mahkum etmeye çalışıp
Sadece bende olmalı bu nimetler, bu güzellikler, bu hizmetler demek, işte buna haset deniyor. Ve şeytandan Allah'a sığındığı kadar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hasetten de Allah'a sığınmıştır. Ama kıskançlığın bir üçüncü mertebesi vardır ki ona da bağı deniyor. Gıpta, haset ve bir de bağı. Bağı nedir? Hasetin muzafıdır bu. O da şudur. Başkalarında olan güzellikleri, nimetleri, yaptıkları farklı güzellikleri baskı, devlet gücünü kullanarak, silah gücünü kullanarak, kendi gücünü veya despotizmini kullanarak onlardaki bütün güzellikleri söküp almak, onları ademe, yokluğa, ölüme mahkum etmek, hasetin en zirve, en zırva noktası budur aslında. Ve işte buna da Kur'an-ı Kerim bağı diyor. Özellikle bu gücü elinde bulunduranlarda oluyor bu. Devlet gücünü, devletin kolluk kuvvetlerini elinde bulunduran kimseler bağı. Eğer bir devlet başkanı, bunu daha önce de bu programlarda söyledim, bahsediyorum. Devletin devlet gücünü bağilikte kullanan, zorbalıkta kullanan, başkalarının elindeki imkanları, nimetleri, güzellikleri baskıyla, zorla alan, eğer devlet başkanı da olsa, o devlet başkanına baş kaldırmak ve onlarla cihat etmek farz olan bir ibadet haline geliyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam özellikle herkeste olabilecek, her insanın maruz kalabileceği hasete dikkat çekerek yine burada velâ tehâsedû, tefaül kalıbından karşılıklı hasetleşmeyin demek. Haset birbirini pompalayıcı mahiyettedir. Birisi birisine haset ederse o da daha fazla haset eder. O az bulur onu. O daha fazla haset eder. Her hasette bir Habil ölmüş demektir. Her hasette bir kardeşlik duygusu paramparça olmuş demektir. Ve böyle yaparsanız da kardeş olamazsınız. Bugün mevzuya girerken söylemiştim. Ben bugün İslam dünyasında bir olalım, beraber olalım, kardeş olalım, birlik beraberlik içinde olalım diyen kimseler aslında samimi değil. Neden değil? Hem buğz ediyor, kardeşlik istiyor. Hem haset ediyor, kardeşlik istiyorsa işte böyle bir insanın herhalde samimi olduğu düşünülemez. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kardeşliğe davet ederken وَكُونُوا عِبَادَ اللّٰهِ اِخْوَانًا Ey Allah'ın kulları, kardeş olunuz, kardeş çağrısında bulunurken kardeşliğe götürecek bir üçüncü hususa daha dikkat çekerek وَلَا تَجَسَّسُوا buyuruyor. Karşılıklı birbirinizle casuslaşmayasınız. Yani birbirlerinizin kusurlarını araştırmayın buyuruyor. Casus birbirlerinin kusurlarını araştıran, ondaki kusuru buna götüren, bundaki kusuru ona götüren, böylece iki grubu, iki zümreyi veya iki şahsı birbirleriyle vuruşturan kimse demektir. Casus. İslam'da casusluk yoktur. Ajanlık da yoktur. Bugün karşılığı onun ajandır. Mesela istihbarat teşkilatı ajanlık yapıyor. Bu manada ajanlık yaparsa ona casus denir. Allah'ın lanetlediği bir şeydir bu. Ne yapacak ya? Namus olacak. İslam'da casusun karşılığı namustur. Yani hem haber topladığı tarafın faydasına, hem haberleri toplayıp gelip verdiği tarafın faydasına, her iki tarafın faydasına, insanlığın faydasına, hem devletin hem milletin hem de mesela Orta Asya veya dünyanın faydasına haberler topluyorsa işte buna namus denir. Casus şarlatandır, namus ise cebrailleşmektir. Onun için Hazreti Cebrail'in bir lakabı var, bir namı var, ona namusu ekber denir. Efendimiz Aleyhisselam'ın faydasına ve bir olan Hazreti Allah'tan aldığı iyilikleri, güzellikleri insanlığın faydasına, her tarafın faydasına haberler getirdiği, götürdüğü için Cebrail Aleyhisselam'a namus-ı ekber denmiştir. Ama burada karşılıklı casuslaşmayın.
Evet. Yani casusluk normal haberleri, doğru haberleri götürse bile alçaklıktır. Hele bir de casuslukta doğru haber götürmüyor, yalan haberler götürüyorsa. Bugün dünyadaki istihbarat teşkilatlarının pek çoğu böyle. Yalan haber götürüyor şahıslar hakkında. Sonra gizli siyah gözlüklü tanıklar buluyor, bir de iftiralar atıyor. Hem toplumu böyle paramparça yapacaksınız, hem de arkasından biz millet olarak bir olacağız, beraber olacağız diyeceksiniz. Yani bu turşu, bu perhis hikayesine yeniden dönmüş Evet. olduk. Kur'an-ı Kerim'de casusluk, tecessüsün aleyhinde de çok ayet vardır. Bu ayeti buraya bir yerleştirmem mevzu bütünlüğü açısından önemli. Hucurat suresinde yine az önceki innemel mu'minune ihvetun, o Hucurat suresindeydi. Islah edin aranızı, bir üçüncü şahıs devreye girsin, ıslah etsin. Bugün Türkiye'de bu üçüncü grup yok, ıslahçı grup yok. Bir tarafı tutmazsa bertaraf olduğundan ıslah eden birisi olamıyor maalesef. Hatta iki müminin şahıs veya grupların arasını ıslah etme o kadar önemli bir farzdır ki üçüncü şahsa veya gruba göre, eğer ıslah da bir işe yarayacaksa tarizi yalan söylemesine bile cevaz verilmiştir. Bu kadar önemli olan bu husus, ama aynı sure içerisinde şimdi bu casuslukla alakalı ayeti söyleyecektim. Orada üç tane haram var. Hemen bakalım. Ya eyyühellezine amenü cütenibü kesiran minazzan. İnne ba'da zanni ismün ve la tecessesu ve la yavute ba'dukum ba'da ila ahir. Ey iman edenler! Özellikle bu ayet-i kerime müminlerin kendi arasındaki kardeşliğe dikkat çekiyor. Kardeşliğin tesisi için ana maddelere temas ediyor. Evet. Ey iman edenler! İçtenibü kethiran minazzan, zannın bir kısmından sakının veya zandan kaçının. İnne ba'da zanni ismin, çünkü zannın bir kısmı günahtır diyor. Başkaları hakkında düşüncelere zan deniyor. Demek ki bir kısmı günah olduğuna göre ayetin ifadesiyle günah olmayan zan da vardır. İşte evet, ona hüsnü zan deniyor. Hocam hüsnü 12. ayetmiş. Hucurat suresi 12. ayet. Diyecektim ama yanlış söylerim diye sarf-ı nazar ettim. Evet, hüsnü zan sevaptır. Suizan günahtır. Ayet zannın bir kısmı diyor, günahtır diyor çünkü. Hı-hı. Suizan. Şimdi biz başkaları hakkında suizan yapıyoruz. Sonra casusluk yapıyoruz. Sonra iftira atıyoruz. Devletin ajanları da bunu yapıyor. Sonra da diyoruz ki bu millet bir olmalı, beraber olmalı. Nasıl olacak? Sen yani otları ezmişsin, filin ezmesi gibi bütün filizleri ezmişsin. Sonra bekliyorsun ki bu filizlerden ağaç olsun, meyve olsun da yiyelim. Olamaz. Bağışlayın, buna ahmaklık deniyor. Hem yolunda değil, bilakis davranıyor, hem de kardeşlik istiyor. Hı hı. Onun için Cenab-ı Hak bize diyor ki birbirinize suizan etmeyin. Suizan, özellikle suizan hem günahtır hem de kardeşliği bozar. Biz birbirimize karşı hüsnü zan etmeliyiz. Mesela bu zift medyasında o kadar çok iftiralar var ki, mesela fakir hakkında da öyle. Yani onlar suizan bile değil, basbaya iftira yani. Suizan yaparken bile altında bir fiili olur yine muhatabın. Altında hiç öyle fiili yok. Suizanla bile adam tenezzül etmiyor da haşa, daha net, daha açık iftiralarda bulunuyor. Böyle bir toplumda vahdet olamaz. Birlik ve beraberlik, kardeşlik asla olamaz. Hatta Kabe'de yapsalar bunu, Kabe'de bile birlik ve beraberlik olamaz. Onun için suizan yapmayın diyor. Evet. Pekala, suizan yaparsak ne olur? O suizan bizi bir başka günaha götürüyor. O kulvara girdiğiniz zaman
İnne ba'da zanni ismin ve la tecessesu. Az önce anlattığım Efendimiz tecessüsten yasaklamış. Tecessüsü haram etmiş. Biz birbirlerimizin kusurlarını araştırmamalıyız. Görmemezlikten gelmeliyiz kusurlarımızı. Görsek bile görmemezlikten gelmeliyiz. Ama bu tecessüse götürecek yol suizandır. Ve ayet bizi üçüncü bir harama, günaha götürüyor. O da velâ yâute ba'dukum ba'da. Demek suizan ederse tecessüs eder. Tecessüs de ediyorsa o da gıybete götürür. Gıybete götürür. Ve gıybet yapan bir cemaat da dünyasını da kaybeder. Ahiretini de kaybeder. Bir ilave yapmalıyım. Daha buyurun önce hocam. Aktardığımı düşünüyorum ama bir ilave yapmalıyım. Mesela sureler arasında nazmi bağlantı vardır. Niçin bu sureden önce bu sure, bu sureden sonra bu sure? Onların arasında bile yerleşmeden meydana gelen işari mana, nazmi mana deniyor buna. Kur'an-ı Kerim'de Fil suresi var. Elem tera keyfe faale rabbuke bi ashabil fil. Kısa son 10 surenin birincisi. Ondan önce ise Hümeze veya Lümeze suresi gelir. Veylül li kulli hümezetin lümeze. Yani kaşla, gözle, elle, mimikle çekiştirenlerin, gıybet yapanların canı cehenneme olsun. Bu gıybet yapanlardan sonra elem tera gelmesi, gıybet yapan bir cemaat Ebrehe ordusu gibi maddeten de dünyada helak olacak demektir. Hı hı. Şu anda İslam dünyası niye parça parça helak olmuş? Türkiye'deki bulunan Müslümanlar bile niye parça parça helak olmuş? İşte bu inceliklere, Efendimiz Aleyhisselam'ın o mübarek cümlelerindeki lafızların şifrelerine girdiğimiz zaman niye parça parça olduğumuzu herhalde anlayabiliyoruz. Ve bunlara dikkat etmeliyiz ki Efendimizin ey Allah'ın kulları kardeş olunuz kardeş çağrısına lebbeyk ya Resulallah diyerek iştirak edebilelim. Evet. Mesela bazı yerlerde Efendimiz ey müminler demiş. Hadislerde de müminlere kardeşliğe davet etmiş. Bu hadiste ise ey insanlar, ey Allah'ın kulları, evet, ey Allah'ın kulları. Yani yeryüzünde bulunan bütün insanlar Allah'ın kullarıdır. Evet. Ve beynel minel bir kaydedir bunlar. İnsanlar insanlarla birleşmek, bir ve beraber olmak istiyorsa devletler de haset etmeyecek, buğz etmeyecek, casusluk yapmayacak aleyhinde namusluk yapabilir. Ve zaten namussuz diyorlar ya bazı insanlara, namussuz bağışlayın, o casus demek. Namussuz yani casus, hain demek o. Ve bir de gıybet yapmayacaklar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bütün insanlığın bir babanın cenahi himayesindeki kardeşler gibi kardeş olabilmesi için belli prensipler vaaz evet. etmiş ki oldukça dikkat çekici. Evet. Efendimiz Aleyhisselam'ın da gerçekten peygamber olduğunu anlıyoruz. Normal bir insan bir cümle içerisinde bu kadar derin manalar ifade edemez. Evet. Efendimiz Aleyhisselam gerçekten Allah'ın şanı yüce bir nebisidir.